Arkadaşlar merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Peki arkadaşlar, bugün sizlerle neler öğreneceğiz? Hep beraber bakalım. Bir önceki dersimizde biz neyi öğrendik? Günleri öğrendik. Günler nelerdi peki? Bir düşünün bakalım. Sayalım, bir tekrar edelim mi? Birinci gün hangisiydi? Pazartesi. İkinci gün salı. Üçüncü gün çarşamba, dördüncü gün perşembe, beşinci gün cuma. Hafta içi demiştik bunlara. Bir de cumartesi ve pazar günlerimiz vardı. Bu iki günümüzü de hafta sonu dedik. Peki ne dedik başka? Bir hafta yedi gün dedik. Değil mi? Bugün de bu günlerin bölümlerini öğreneceğiz. Ve ne, neler yapıyorsun, ne yapıyorsun ve neler yapıyorsun sorularını soracağız. Dersimizin devamında da sizinle beraber alfabemizdeki tüm harflerimizi öğrendik. Bu sefer de onlarla ilgili bazı yazma çalışmaları ve kelime çalışmaları yapacağız. Evet arkadaşlar, bir arkadaşımız var. Adı ne? Adı Mert. Bize kendisini tanıtacak şimdi. Merhaba. Benim adım Mert. Ve bize bir soru soruyor. Siz bir günde neler yapıyorsunuz? Bakın bize kendisini tanıttı. Merhaba, benim adım Mert. Ve bize bir soru soruyor. Siz bir günde neler yapıyorsunuz? Sabah, öğle, akşam ve gece. Şimdi bunları konuşacağız sizinle. Ama önce Mert'in bir gününe bakacağız. Mert bize diyor ki: "Ben mi? Ben neler yapıyorum? Size anlatayım." Mert'e soruyoruz biz. O da bize diyor ki: "Ben neler yapıyorum? Size anlatayım." Mert'in günüyle başlıyoruz. Öncelikle sabah. Günün bölümlerinde ilk bölümümüz sabah. Sabahları neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Mert'e bakalım. Mert bize sabah yaptıklarını anlatıyor şimdi. Uyanıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Kıyafetlerimi giyiyorum. Kıyafetlerimi giyiyorum. Kahvaltı yapıyorum. Okula gidiyorum. Mert sabah neler yapıyor? Uyanıyor, dişlerini fırçalıyor, kıyafetlerini giyiyor, kahvaltı yapıyor ve okula gidiyor. Mert ne yaptı arkadaşlar? Sabah hazırlığını yaptı ve şimdi nerede? Okulda. Okulda neler yapıyor bakalım? Günün hangi bölümündeyiz? Öğle. Derse giriyorum. Resim yapıyorum. Sohbet ediyorum. Ve müzik dinliyorum. Bakın. Derse giriyor. Resim yapıyor. Sohbet ediyor. Ve müzik dinliyor arkadaşlar. Mert öğlen nerede o zaman? Öğlen okulda. Sabah ve öğleyi konuştuk. Şimdi de akşam. Bakalım Mert akşam neler yapıyor? Akşam ders çalışıyorum. Bilgisayarda araştırma yapıyorum. Kitap okuyorum. Ve uyuyorum diyor. Mert sabah, öğle ve akşam. Bakın şu an akşamdayız. Akşam neler yapıyor? Ders çalışıyorum. Bilgisayarda araştırma yapıyorum. Kitap okuyorum ve uyuyorum diyor. Peki biz Akşam veya ne zaman uyuyoruz biz? Akşam veya gece. Gece neredeyiz? Gece uykudayız arkadaşlar. Şimdi akşamı da bitirdik. Başka bir arkadaşımız geldi. Bir de ondan dinleyelim. Bakalım neler yapıyor bir günde. Ben Eda. Adı neymiş? Eda. Eda ne diyor bize? Her sabah erken uyanırım. Her sabah erken uyanırım. Her gün Erken uyanıyor. Neyden bahsediyoruz biz burada? Sabah. Her sabah erken uyanırım dedi. Devam edelim. Her sabah kahvaltı yaparım. Bakın, kahvaltı yapıyor. Her sabah kahvaltı yaparım. Bir önceki dersimizde bunu konuştuk. Ne demiştik? Her zaman yaptığımız şeyler demiştik. Her gün, her sabah. Eda ne diyor bize? Her sabah kahvaltı yaparım diyor. Sonra evden çıkarım ve okula giderim. Bakın sonra evden çıkıyor ve nereye gidiyor? Okula gidiyor. Şimdi nerede? Gördüğünüz gibi okulda. Ne diyor? Öğle arası okulda arkadaşlarımla yemek yerim. Eda bize sabah neler yaptığını anlattı. Her sabah erken uyanıyor, kahvaltı yapıyor, sonra da evden çıkıyor ve okula gidiyor. Okulda öğle arası neler yapıyormuş? Öğle arası okulda arkadaşlarımla yemek yerim dedi. Akşam eve gelirim. Bakın sabah uyandı, hazırlandı, okula gitti, öğle okuldaydı. Öğle okulda öğle ne yaptı? Arkadaşlarıyla yemek yedi. Akşam eve gelirim dedi. Akşam da okul bitti, çıktı okuldan. Nereye geldi? Eve geldi. Şu an ne hangi zamandayız biz? Akşam. Ne diyor bize? Akşam ders çalışırım. Akşam ders çalışırım. Başka? Akşam banyo yaparım. Akşam banyo yaparım. Gece süt içerim ve uyurum. Bakın sabah neler yaptığını söyledi. Kalktı, uyandı, kahvaltı yaptı, hazırlandı ve evden çıktı. Nereye gitti? okula gitti. Okulda öğle arası derslerine girdi. Öğle arası okulda yemek yedi arkadaşlarıyla beraber. Sonra okuldan çıktı, eve geldi. Akşam ders çalıştı, banyo yaptı ve gece süt içerim ve uyurum dedi. Gece uyuyor. Bir diğer gün tekrar hangi bölümdeyiz? Sabahtayız evet. Arkadaşlar, Eda bir günde neler yapıyor? Hep beraber konuşacağız şimdi. Sabahla başlayalım. Sabah uyanıyor, kahvaltı yapıyor ve okula gidiyor. Öğle derse giriyor, yemek yiyor. Akşam da eve geliyor, ödevlerini yapıyor, banyo yapıyor, süt içiyor ve uyuyor. Tekrar edelim. Sabah uyanıyor, kahvaltı yapıyor, okula gidiyor. Öğle derse giriyor, yemek yiyor. Akşamda eve geliyor, ödevlerini yapıyor, banyo yapıyor ve süt içiyor. Sonra da uyuyor. Eda'nın bir günü böyle. Siz eğer yapıyorsunuz arkadaşlar bir günde sabah, öğle, akşam, gece neler yapıyorsunuz? Siz de bunları düşünün, kendiniz cevaplayın. Şimdi başka iki arkadaşımız var. Mehmet ve Esra aralarında bir konuşma olacak. Ama ne diyecekler? Gelin bakalım. Mehmet diyor ki, alo, merhaba Esra. Merhaba Mehmet. Esra cevap veriyor. Merhaba Mehmet. Kitap fuarı başlıyor. Cumartesi günü ne yapacaksın? Ben bilet alıyorum. Sen de bilet istiyor musun? Mehmet Esra'ya soruyor önce anlatıyor ama diyor ki kitap fuarı başlıyor. Cumartesi günü ne yapacaksın? Ben bilet alıyorum. Sen de bilet istiyor musun? Esra cevap veriyor. Hayır bilet istemiyorum. Ben cumartesi günü sabah alışverişe, öğlen, müzeye, akşam tiyatroya gideceğim. Bakın Mehmet kitap fuarına gitmek için bilet alacak kendisine, ve Esra'ya soruyor. Cumartesi günü ne yapacaksın? Bir planın var mı? Ben bilet alıyorum. Sana da bilet alayım mı diye soruyor. Sen de bilet istiyor musun diye soruyor. Esra ne diyor? Hayır bilet istemiyorum. Cumartesi günü başka bir planı var. Ne yapacak bakalım? Cumartesi günü sabah alışverişe, öğlen müzeye, akşam tiyatroya gideceğim diyor. Devam ediyoruz. Mehmet ne diyor? anladım. Cumartesi günü çok işin var. Esra'ya bunu söylüyor. Esra ne diyor? Evet, senin pazar günü işin var mı? Benim işim yok. Pazar günü gidelim. Diyor Esra. Esra cumartesi günü farklı planları var Esra'nın. Mehmet'e diyor ki, senin pazar günü işin var mı? Benim işim yok. Pazar günü gidelim. Tamam, benim pazar günü işim yok. Görüşürüz diyor. Bakın. Esra ve Mehmet kitap fuarı için konuşuyorlar şu an. Kitap fuarına gitmek için konuşuyorlar. Mehmet Esra'ya bilet ister misin diye soruyor. Esra cumartesi günü planları olduğunu söylüyor ve pazar günü gidelim diye Mehmet'e soruyor. Mehmet de tamam. Benim pazar günü işim yok. Görüşürüz diye cevap veriyor. Esra da Pazar günü görüşürüz Mehmet diyor ve iki arkadaşımızın arasındaki diyalog böylece bitiyor. Şimdi arkadaşlar Esra'nın hafta sonu planı ne? Gelin beraber bakalım. Esra Mehmet'e ne dedi? Cumartesi günü planım var dedi. Pazar günü gidelim dedi. Değil mi? Peki cumartesi günü planları nelerdi? Ne yapmak istiyordu Esra? Cumartesi günü sabah alışverişe gidiyor. Öğle müzeye gidiyor ve akşamda tiyatroya gidiyor. Esra'nın hafta sonunda bir gün içerisinde neler yaptığını konuştuk. Cumartesi günü sabah alışverişe, öğle müzeye, akşamda tiyatroya gidiyor Esra. Şimdi başka bir etkinliğimize geldik. Burada hep beraber eşleştireceğiz arkadaşlar sizinle. Bazı resimlerimiz var. Bunlara lütfen dikkatlice bakın ve günün bölümlerini yazdık. Sabah, öğle, akşam. Ve cümlelerimiz var. Sabah, öğle, akşam neler yapılıyor? Buradaki arkadaşımız neler yapıyor? Bunları cümlelerimizi, resimlerimizle eşleştireceğiz. Haydi başlayalım. Sabah diyor ki: Kahvaltı yapıyorum. Resimlere bakın bir. Kahvaltı yapıyorum diyor. Nerede kahvaltı yapıyor? Hangi resimde kahvaltı yapıyor? Evet. Bakın. Sabah kahvaltı yapıyorum dedi. Başka ne yapıyor sabah? Televizyon izliyorum. Bakın geldi. Sabah kahvaltı yapıyor ve televizyon izliyor. Peki öğle ne yapıyor? Bakalım. Müzik dinliyorum, oyun oynuyorum. Hangi resimde bunlar? Nerede bunları yapıyor? Evet, müzik dinliyorum ve oyun oynuyorum. Akşam kitap okuyorum. Süt içiyorum diyor. Akşam kitap okuyorum. Süt içiyorum dedi ve bitirdik. Sabah, öğle, akşam neler yaptığını beraber konuşacağız şimdi. Sabah ne yapıyor arkadaşlar? Kahvaltı yapıyorum. Televizyon izliyorum. Öğle müzik dinliyorum. Oyun oynuyorum ve akşam kitap okuyorum, süt içiyorum. Şimdi Yine başka bir etkinliğimizdeyiz. Yine eşleştireceğiz. Cümlelerimiz var. Dört tane cümlemiz var. Ve dört tane de resmimiz var. Günün bölümleriyle alakalı ilgili cümlelerimiz var. Bir okuyalım önce cümlelerimizi. Sabah okula gidiyorum. Öğlen yüzüyorum. Akşam ödev yapıyorum. Gece uyuyorum. Bakın sabah okula gidiyorum. Öğlen yüzüyorum. Akşam ödev yapıyorum ve gece uyuyorum. Bakın burada dört tane resmimiz var. Hangileri doğru yere gidecek? Hep beraber bakalım. Sabah okula gidiyorum diyor. Resimlere bakalım. Evet sabah okula gidiyorum. Eda'yı hatırlayın. Eda da hazırlanmıştı. Kahvaltı yaptı ve okula gitti. Değil mi? Bu arkadaşımız da sabah okula gidiyorum dedi. İkinci cümlemiz ne? Öğlen yüzüyorum. Öğlen yüzüyorum. Üçüncü cümlemiz akşam ödev yapıyorum. Akşam ödev yapıyorum. Ve son olarak gece uyuyorum. Bakın bir tekrar edelim. Sabah okula gidiyorum. Öğlen yüzüyorum. Akşam ödev yapıyorum. Ve gece uyuyorum. Bir günde neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın bu arkadaşımız neler yapmış? Sabah okula gitmiş, öğlen yüzmüş, akşam çalışmış, ödevlerini yapmış ve gece de uyumuş. Şimdi günün bölümlerini öğrendik. Ufak bir tekrar edelim. Sabah, öğle, akşam ve gece. Siz de benle beraber söyleyin lütfen. Sabah, öğle, akşam ve gece. Arkadaşlar Şimdi başka bir etkinliğimizdeyiz. Burada bazı cümlelerimiz ve resimlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi size bazı sorularım var arkadaşlar. Herhangi birisiyle karşılaştık. Bir arkadaşımızla karşılaştık yolda. Ne diyoruz? Bunu daha önce öğrendik sizinle. Evet, merhaba diyoruz. Peki, günün bölümleri. Sabah, bakın, sabah. Sabah uyandım, kardeşimi gördüm. Ne diyorum? Günaydın. Değil mi? Sabah uyandım. Ne diyorum? Günaydın. Peki, burada neredeyiz? Öğle. Öğle. Öğle ne diyorum arkadaşlar? Okula gittim. İyi günler. İyi günler diyorum. Vedalaşırken ne diyorum yine? İyi günler diyorum. Peki burada neredeyim? Akşam. Akşam. Günün bölümlerindeyiz. Sabah, öğle, akşam. Şimdi akşamdayız. Okuldan çıkıyorum. Eve gidiyorum. Arkadaşlarıma ne diyorum? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Peki geceye, gece artık uykum geldi ve uyuyacağım. Ne diyorum arkadaşlar? İyi geceler. Bakın, bir tekrar edelim sizinle. Karşılaştığımızda herhangi bir arkadaşımıza ne diyoruz? Günün tüm bölümlerinde olabilir. Merhaba. Peki sabah ne diyorum? Günaydın. Öğle iyi günler. Akşam iyi akşamlar. Gece ise iyi geceler diyorum. Şimdi günün bölümlerini öğrendik beraber. Dersimizin ikinci bölümündeyiz. Burada alfabe çalışması yapacağız. Harfleri bugüne kadar öğrendik, tekrar ettik. Şimdi de birazcık yazma çalışmaları yapacağız. Haydi başlayalım beraber. Bir bulmacamız var arkadaşlar. Hep beraber bulmacayı çözeceğiz. Ama dikkat etmenizi istiyorum. Bakın resimler de var. Gördünüz değil mi? Farklı farklı resimler var. Bunların adları ne? Onları bulmacamıza yazacağız. ile başlayalım. Arkadaşlar sabahları ne yapıyoruz? Bakın bir sabahları ne yapıyoruz? Kahvaltı yapıyoruz değil mi? Evet kahvaltı yazıyorum kahvaltı. Peki bugünün hangi bölümü? Sabah mı? Hayır. Öğlen mi? Hayır. Akşam. Günün hangi bölümü? Akşam. İkinci resmimizi de yazdık. Şimdi üçteyiz. Bakın bura neresi? Sabah. Sabah. Dördüncü resmimizdeyiz. Okulla geziye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Resme dikkatlice bakın. İlk harfine M harfi. Bir müzeye gidiyoruz. Müze. Beşinci resim. Burası neresi? Burası bir ev. Ev. Ve son olarak biz nerede derse giriyoruz? Nerede ders yapıyoruz? Okulda değil mi? Burası okul. Bir tekrar edelim. Birinci resimdeki ne? Kahvaltı. Ne zaman kahvaltı yapıyoruz? Sabah. Evet, bravo. Peki, ikinci resimdeki ne? Günün hangi bölümü? Akşam. Akşam. Üçüncü resim sabah. Dördüncü resim bir okul gezisi nereye ama? Müze. Beşinci resim burası neresi diye sormuştum size. Ev demiştiniz. Burası ev ve son olarak da altıncı resim okul bulmacamızı tamamladık. Şimdi gelin hep beraber bunları yazalım. Arkadaşlar, günün hangi bölümü? Akşam, değil mi? Hangi harflerim var? A, K, Ş, A ve M. Akşam. Akşam. Akşam yazdım. Peki burası neresi diye sormuştum size? Ev. Evet, burası ev. Şimdi buradayım. Günün hangi bölümü? Bakın ilk harfi S. Ne zaman uyanıyoruz biz? Sabah. Sabah. sa ba -h. Sabah. Peki buradayım şimdi. Burası neresi? Biz nerede ders yapıyoruz diye sormuştum. Sizde ne demiştiniz bana? Okul. Burası okul. O, K, U ve L. Okul. Peki sabahları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu dersin başında konuştuk. Sabahları ne yapıyoruz? Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı. Siz de benle beraber bunları defterinize yazın lütfen. Arkadaşlar bu kelimelerin hepsini defterinize yazın. Peki burası neresi? Bir okul gecesine gidiyoruz demiştik. Nereye? Buraya. O zaman burası neresi? Burası bir Müze. Burası bir müze. Harfleri neler? Benle beraber tekrar edin. M, Ü, Z ve E harfleri var. Müze. Şimdi kalemler elinizde, defteriniz de önünüzde. Arkadaşlar hep beraber yazıyoruz. Ben okuyorum. Siz de benle beraber yazın lütfen. Bakın. Sabah. Sabah. Birleştiriyorum. Sabah. Yazdınız değil mi? Evet sabah günün bir bölümü. Devam edelim. Öğle. 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 Öğle vaktinden bahsediyorum. Yine günün bir bölümü. Devam ediyorum. Akşam. Akşam. Yine günün bir bölümü. Akşam. Ve burada da kahvaltı. 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 Akşam kahvaltı. Bakın akşam ve kahvaltı. Devam ediyoruz. Yazmaya devam edin. Müze. Müze. Ne olacak? İkisini birleştiriyorum. Müze. Mü Müze. Müze. Müze ne demiştik müze için? Ne sormuştum ben size? Okul gezisine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz demiştik? Cevap olarak ne dedik? Müze. Müze. O Okul. Okul. Okul nerede ders yapıyoruz? Evet, okul. Yazdınız mı bunları? Müze ve okul. Devam ediyoruz arkadaşlar, daha bitmedi. Market. Market. Biz nereden alışveriş yapıyoruz? Cevabımız ne olacak? Market. Market. Bu ne? Si ne ma. Si ne ma. Yazıyor musunuz? Bekliyorum sizi. Market ve si ne ma. Sinema, market, sinema. Evet. Arkadaşlar, bugün sizlerle biz günün bölümlerini öğrendik. Sabah, öğle, akşam ve gece. Bir önceki dersimizde günleri öğrenmiştik. Şimdi de bir günde hangi bölümler var? Bunları öğrendik. Siz de lütfen kardeşinizle ve arkadaşlarınızla bir günde sabah, öğle, akşam ve gece neler yapıyorsunuz bunları konuşun. Ve dersin devamında da beraber alfabe çalışması, yazma ve dikte çalışmaları yaptık. Lütfen bunları tekrar etmeyi unutmayın. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.